Merhaba arkadaşlar. Bugün ders anlatım föyümüzün 16.'sındayız ve 11. sınıf müfredatı olan felsefe tarihi ünitelerinin ilki Milattan Önce 6. yüzyıl, Milattan Sonra 2. yüzyıl aralığına denk gelen yani ilk çağ felsefesi olarak bildiğimiz üniteyi işleyeceğiz. İlk çağ felsefesi biliyorsunuz ki felsefenin doğduğu e, mitsel dünya e, düşünüş biçiminden akla dayalı düşünce biçimine geçilen yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Peki felsefe doğmadan önce nasıl bir düşünce tarzı vardı ve bu düşünüş biçimlerinin, bu öğretilerin acaba felsefeye katkısı neydi? Bunu ilk medeniyetler özelinde bir ele alalım, bakalım ilk medeniyetler felsefeye ne gibi katkılar yapmışlar. Ve felsefe bu düşünce biçimlerinin üzerinde nasıl yükselmiş bunu görelim. E, bu ünitede felsefenin, e, ilk ünitemizde felsefenin anlamını tartışırken felsefenin doğuşuna da değinmiştik. E, oradaki hem o özelliklere de e, değineceğiz, yeniden gözden geçireceğiz. Ve burada sadece bu ve bundan sonraki konularda Felsefeyi tarihsel açıdan ele alacağız. Yani bir tarih çizgisinde hem düşünürleri hem görüşleri tarih sırasıyla tek tek işleyeceğiz. Şimdi ilk medeniyetlerin felsefenin doğuşunda ne gibi katkısı olmuş buna bakalım. İnsan yaşamı taşıdığı yetileri bakımından gelişmeye ve edindiği bilgileri kuşaktan kuşağa aktararak Kültür ve medeniyetler oluşturmaya imkan verir. Yani bu e, insanlığın zamanla büyü, büyüttüğü bir bilgi birikimini ifade eder. Dolayısıyla ilk çağlarda ilk zamanlarda ilk insanda e, var olan hayatta kalma güdüsü insanın aklıyla kültürler medeniyetler oluşturmalarına dönüşmüş. Ve tarih boyunca bu artarak devam etmiş. Şimdi felsefe eski Yunan uygarlığında doğmuştu, e, sistemli hale antik Yunan'da gelmişti ama buraya varmadan önce, e, ondan önce ve e, antik Yunan'la eş zamanda var olan medeniyetlerde de bir takım öğretiler, düşünüş biçimleri, evren açıklamaları vardı. E, hatta onlar daha çok mitoloji, masalsı, mistik öğreti veya deneyimden edinilmiş bilgiler şeklindeydi. Ancak bunların da önemini, bunların da varlığını yatsıyamayız elbette. Peki hangi uygarlıklar bunlar? Sümerler, Mezopotamya uygarlıkları, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetleri diyebiliriz genel başlıklar olarak. Sümerler Mezopotamya'daki medeniyetlerden birisi. Onların e, insanlık tarihindeki bilgi birikimine katkılarına bakarsak astronomi ile ilgili olduklarını görürüz. Ve çamurdan bir takım tabletler yazarak aslında ilk yazılı kanunları elde ediyorlar. Dolayısıyla aslında insanlığa hukukun başlangıcını da armağan etmiştir diyebiliriz. Mısırlara baktığımızda ekonomideki başarıları, e, yaptıkları kanal sistemleri yani bir mimari e, tek, e, teknik bir sistem geliştirmeleri onların e, ön çıkan yönlerinden bir tanesi ve tabii ki e, bilim anlamında matematik ve geometriye önemli katkılar sağlamışlar ve yaşadıkları bölgedeki coğrafi koşullar nedeniyle Nil Nehri'nin taşmaları, gelgit nedeniyle taşması nedeniyle bir ölçme, biçme, araştırma gereksinimi duymuşlar. Bu da geometrinin ilk temellerinin atılmasını sağlamış. Hint uygarlığına bakarsak biraz daha inanç ve öğreti yönünden daha farklı bir uygarlık olduğunu görürüz daha böyle gizemli ve mistik bir felsefeye sahiptir ve insan ve evren arasındaki ilişkiye yönelik bir takım öğretiler vardır. Hint inanışında ve daha sonra Budizme göre dönüşen Budizme dönüşen bu öğreti de insanın işte isteklerinden arınması, kendini daha iradeli hale getirmesi gibi öğütleri taşıyan bir takım öğretileri içerir Çin uygarlığına baktığımız zaman burada damgasını vuran anlayış Tao'culuk olmuştur Tao'culuk öğretisini felsefeye kazandırmıştır bu uzak doğu inancı varlığı açıklamıştır Lao Tse'nin önderi olduğu bir inanış biçimidir bir varlık görüşüdür bir nihilist anlayıştır evrendeki her şeyin Tao'dan meydana geldiğini aslında bu dünyada gördüklerimizin gelip geçici olduğunu anlatan bir inanış biçimidir İran medeniyetine baktığımızda da yine bir zerdüşt anlayışının yani ikili bir dualist bir anlayışın olduğunu görürüz e, nedir bu ikili anlayış İyi ve kötünün iç içe olduğunu insan içinde aydınlık ve karanlığın bir bütün olduğunu söyleyen bir anlayış Gördüğümüz üzere genellikle böyle bir rasyonel bir tarzda değil de daha metafizik nitelikli öğretiler hakim olmakta. Yani henüz o antik Yunan'da ortaya çıkan felsefi düşünüş için sadece nedir? Sentezleyebilecek veriler üretmişler. Yine toplumsal düzeni sağlayıcı kurallar olmuş insanın kendine ve varlığa anlam vermesine yardımcı öğretiler olmuştur. Ancak e, ne sistemli bir düşünceden bahsedebiliriz ne de akla dayalı bir felsefi düşünüşten bahsedebiliriz bu dönemde. Şimdi filozofların yaşadıkları bölgelerde e, yine e, konumuzun içeriklerinden bir tanesi e, birçok antik Yunan filozofunun Anadolu'da yaşadığını biliyoruz. Onlara bir bakarsak hangi bölgelerde yaşadığına, genellikle felsefenin doğduğu yer neresiydi? İzmir, Aydın, yani Batı Ege kıyıları idi. Bu bölge Antik Yunan uygarlığının da bulunduğu kısımlar olduğu için, örneğin Thales ilk filozof, felsefe tarihinde bilinen ilk filozof Thales Aydın Didim'de yaşamış. Anaksagoras İzmir'de Epiktetos Denizli'de, Aristoteles Çanakkale'de, Anaximandros Didim'de, Heraklitos Selçuk'ta, Diyojen Sinop'ta, biraz daha Karadeniz'de, Kleantes Çanakkale, Anaximenes Aydın, Ksenofones İzmir, Lukianos'da yine farklı bir bölgede Adıyaman'da yaşamış filozoflar. Yani birçoğu felsefenin doğduğu antik Yunan düşünürü diyebiliriz. Şimdi ilk çağdaki ilk çağ felsefesinin karakteristik özelliklerinden birisine bakalım. Nedir o? Felsefeyi de başlatan ilk neden yani arke problemi. Arke varlığın kaynağı demektir. Varlığın ana unsuru, varlığın kaynağı nedir problemidir. Ve filozofları da felsefeyi başlatmaya yönelten ilk soru budur. E, bu soruyu soranlar kimlerdir ve onlara ne ismini veriyoruz? Milattan önce 6. yüzyılda doğa filozofu olan bir grup e, millet kentinde yaşayan bir grup düşünür. Onlar varlığın kaynağının ne olduğunu bulmak için akılcı, gözlemsel, deneye dayanan bir bakış açısı üretmeye çalışmışlar. Yani mitolojilerin verdiği bilgilerle yetinmeyip doğayı doğayla açıklamak istemişlerdir. İşte bu da felsefeyi başlatan gerekçe olmuştur. Onlar varlığın kaynağını araştırırken yani arkeyi araştırırken doğayı doğayla açıklama çabası sırasında bir somut unsur işaret etmek istemişler. Bunlar kimlerdir ve ne söylemişler ona bakalım. Mesela ilk filozof Thales evrenin arkesi nedir sorusuna her şey sudan meydana gelmiş diyor. Ona göre su varlığın temel sebebi. Her şey sudan meydana gelmiş. Çünkü canlılara baktığımız zaman hep su kenarlarında yaşadığını Hayat için canlıların hayatını sürdürebilmesi için suyun önemli olduğunu görüyor ve bu yüzden de e, gördüğünüz gibi gözlem ve gözlem üzerine yapılan akılcı çıkarımlarla su şeklinde cevap veriyor. Anaksimandros'a baktığımızda ona göre o da yine evrenin e, kaynağını arkesini maddesel bir varlıkla gösteriyor ama o biraz daha sadece Anaksimandros biraz daha soyut bir şey söylüyor. Apeiron diyor. Apeiron sonsuz demektir. Sonsuzluk demektir. Ona göre evreni açıklamak için sınırlı bir varlığı kullanamayız. Sınırsız bir varlık kullanmamız gerekir. O da ne olmalıdır? Sonsuzluk kavramı olmalıdır. Anaksimenes Thales gibi evrenin ana unsurunu hava olarak görüyor. Ona göre insanı hayatta tutan şey nasıl nefesse bu evreni var eden unsur da hava olmalıdır. Empedokles de biraz daha farklı bir yanıt veriyor diğerlerine göre. O dört elementten bahsediyor. Toprak, hava, su ve ateş. Bu dört element bir araya gelerek varlığı oluşturuyor. Birbirlerini çekerek ya da iterek Hatta diyor ki onları bir araya getiren kuvvet sevgi, ayıran şey ise nefrettir diyor. Demokritos, e, kimya biliminin de öncülerinden sayılan bir antik Yunan filozofu. Ona göre varlığın kaynağında daha küçük parçaya bölünemeyen atomlar yer almaktadır. Atomlar bir araya gelinerek, bölünerek, bölünerek, çoğalarak varlığı meydana getirmektedir diyor. Ve bir diğer ilk çağ felsefesi problemi değişim. Evrende her şey değişmekte midir yoksa aynı kalmakta mıdır? Buna farklı görüşlerle cevaplar verilmiş. Aynı soruya farklı yanıtların verilmesi de burada felsefenin öznerliğini de hatırlayalım. Şimdi farklı yanıt verirken kimleri işaret ediyoruz? Taoizm, Tao'culuk görüşünü bir başka filozof olan Heraklitos'u ve farklı bir görüş öne süren Parmenides'i söyleyeceğiz. Şimdi Tao'culuktan bahsettiğimizde şöyle demeliyiz. Evrenin Evrende var olan tek şeyin Tao olduğunu söylüyor bu uzak doğu anlayışı. Ona göre gerçek olan şey Tao'dur. Her şey Tao'dan meydana gelip yok olurken de Tao'ya döner. Ee, değişmeden kalan şey Tao ama diğer her şeyde bir yanılsama var. Yani biz değiştiğiniz düşündüğümüz şeyleri aslında e, yanılsama olarak algılıyoruz diyor. ...Tao'culukta... bir nihilist anlayış var aslında bir hiççi anlayış var. Tek gerçek Tao. Diğer bir düşünür olan Heraklitos tam bir değişimci düşünür. Heraklitosa göre değişmeden kalan tek şey e, değişimin kendisi yani o bir değişim felsefesi savunuyor. E, peki bu değişim nasıl olmakta? Zıtların çatışmasıyla yani diyalektik bir süreçle olmaktadır. Zıtlar birbiriyle çatışarak, çarpışarak, e, karşıtlar birbiriyle savaşarak yeni varlıkları meydana getirir. Değişmeden kalan tek şey değişimin kendisidir diyor ve onun bu felsefesi diyalektik olarak adlandırılıyor zıt bir görüş ise ne diyor Parmenides? Ona göre değişen hiçbir şey yok. Her şeyin meydana geldiği ana varlığa bir varlık adını vermiş. Her şey birden meydana gelmiştir. Bir şeylerin değiştiğini söylemek yanlış olur ona göre. Çünkü değişen bir şey aslında yoktur. O halde bu varlığın yokluk olduğu anlamına gelir ki bu yanlıştır diyor. Gerçek varlık olarak kabul ettiği bir varlık değişmez, bölünmez, ezeli ve ebedi bir varlıktır diyor. O halde varlık değişmez, değişim bir yanılgıdır diyor hatta. Evet, bu yüzyılın e, öne çıkan düşünürlerinin görüşlerine bir bakalım. E, M.Ö. 6. yüzyıl, 2. yüzyılın, oraya damga vurmuş filozoflarından bir tanesi Konfüçyüs. Konfüçyüs bir uzak doğu filozofu. Onun e, felsefesi genellikle erdem, ahlak e, gibi daha çok böyle bir e, yönetim üzerine bir ahlak felsefesi ileri sürmüş. E, genellikle ondan e, öğretileri için devlet görevlilerinin de yardım aldığı söylenir. E, Konfüçyüs'ün felsefesi tamamen toplumsal, siyasal ve ahlaki sorunları, yönetim ve hükümet sorunlarını ele alır. Doğru düşünme, doğru davranma, doğru yaşama nedir? Bunun ilkelerini içeren bir felsefeye sahiptir. Hatta ideal bir insan ve topluma dair konuşmalar adlı metninden de görebileceğimiz gibi kendimizi nasıl geliştireceğimiz üzerine sözleri vardır. Erdemimizi nasıl geliştireceğimizi ve kötülükleri nasıl anlayabileceğimizi sordu. Üstad dedi ki, bağlılığı ve içtenliği birinci ilke olarak ele al, doğruluktan ayrılma, işte bu erdemi yükseltmektir. Yani insanlar aslında nasıl yaşamın doğru yaşam olacağının öğütlerini verdiği bir e, felsefeye sahiptir Konfüçyüs. Ve bir başka öne çıkan ilk çağ felsefe e, görüşü e, filozof grubu sofistler. Sofistler gezgin e, öğretmenler aslında e, şehir şehir dolaşarak güzel konuşma, hitap etme hakkında dersler veriyorlar. Ve insan felsefesini de başlatan filozoflar aslında onlar. E, Protagoras, Gorgias gibi isimler öne çıkıyor burada. Onların insan felsefesi aslında bir değer felsefesi de demek, yapmak demek aynı zamanda Bilgi ilişkin görüşleri var, ahlaka ilişkin görüşleri var, siyasete ilişkin görüşleri var. Mesela bilgide diyorlar ki her şey göreceli olduğu için doğru bilgi ancak bireyseldir. Öznel bir yargıyla mümkündür. Yani benim doğrum, bana göre doğrudur. Ee, herkes için geçerli yargılar elde etmek mümkün değildir. Neden? Çünkü duyularla bilgi elde ettiğimiz için duyular insandan insana değişeceği için ancak öznel bilgi elde edilebilir. Ve e, ahlakta da savundukları ahlak görüşleri de yine herkesi kapsayıcı bir ahlak yasasının olamayacağını, iyi ve kötünün göreceli olacağını söylüyorlar. Bu da genel geçer bir ahlak yasasını reddettikleri anlamına gelir. Yine aynı şey siyasette de ideal bir toplum düzeninin olamayacağını savundukları yönünde. Mesela e, Sofistlerden Gorgias varlıkta şu üç meşhur cümlesini söyler. Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilemeyiz. Bilsek de bir başkasına aktaramayız. Yani buradan da aslında varlıkta bir nihilist anlayışta olduklarını göstermektedir. Evet, bu dönemin önemli düşünürlerinden biri yine insan felsefesi ile ilgilenmiş, bir toplum felsefesi yapmış olan Sokrates. Sokrates bir ebenin oğlu olarak Atina'da dünyaya geliyor. Kendisi sürekli Atina sokaklarında gezen, hatta çıplak ayaklı gezen, gençlerle sohbet eden insanları sorgulamaya teşvik eden, tartışma felsefesini yaygınlaştırmaya çalışan bir filozof. Onun da yine görüşleri e, temel olarak bilgi, ahlak ve siyaset üzerine diyebiliriz. Bilgi ve ahlak açısından bakmamız gerekirse Sokrates bir rasyonalisttir. Yani doğru bilgiyi akılla elde ettiğimizi savunur. Ona göre bütün bilgiler ruhumuzda doğuştan vardır zaten. Yani biz bir şeyleri öğrenirken sıfırdan öğrenmeyiz. Ne yaparız? Var olan bilgileri sonradan hatırlarız. Ee, ama bunu yapmak için de bir soru-cevap, bir soruşturma kullanmak gerekir. Bu da onun bir tartışma yöntemini e, savunduğunu söyler. Sokrates'in ahlak e, görüşüne bakmak gerekirse, o bilgi ile erdemi özdeş kılmıştır. Ona göre bilgili olmak erdemli olmak demektir. Yani kimse bile bile kötülük yapmaz. Bir insan eğer kötülük yapıyorsa o onun cahil olduğunu gösterir. İnsanın ahlakın bilgisine sahip olduğunda iyiye yöneleceğini e, anlatmıştır. Evet Platon'un e, Sokrates'in savunması adlı eserinde Sokrates'in görüşlerini aslında öğreniyoruz. Neden? Çünkü e, Sokrates yazılı hiçbir eser vermemiş, onun öğrencisi, onun felsefi görüşlerini kaleme almış ve o sayede de biz bugün Platon hakkında bilgiye sahip oluyoruz. Sokrates'in savunmasında e, Atina yönetimi tarafından cezalandırılan e, Sokrates'in idama mahkum edilen ve sonunda idam olan e, Sokrates'in e, düşüncelerini savunmasını neden e, böyle düşündüğünü anlattığını görüyoruz. Onun e, eleştiriye, sorgulamaya e, önem vermesinin nedenli gerekli olduğunu. Platon'un bu Sokrates'in eserindeki anlattıklarından görebiliriz. Ve gelelim Sokrates'in öğrencisi Platon'a. O Sokrates öldüğünde 29 yaşında yani oldukça genç bir filozof ve onun felsefesinde de hem Sokrates'ten alıntılarını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz hem de yine kendi farklı felsefi düşünüşünü kurguladığını görebiliyoruz. Bir kere Platon'un felsefe görüşü, onun felsefesi idea kavramı üzerine kuruludur. Idea ne demektir? Kelime anlamı itibariyle fikir, düşünce demektir. Şimdi idea tabii ki soyut bir varlığı anlatıyor, soyut bir kavram. Onun varlık anlayışına değinirsek Platon'un varlık evreninde iki farklı evren var. Ona göre iki farklı evrenden bir tanesi idealar evreni, diğeri ise nesneler ya da fenomenler evreni. Şimdi gerçek olan, değişmeyen, ezeli ve ebedi olan evren idealar evreni ama değişime açık olan sonlu varlıkların olduğu evren fenomenler evreni. İdealar evreni fenomenler evreninin var olmasını sağlıyor. Fenomenler yani nesneler evrenindeki her şey idealar evreninin birer kopyası. Mesela insan dediğimiz Sonlu bir varlık, başlangıcı ve sonu olan bir varlık ama insan ideası dediğimizde, insan kavramı dediğimizde bu sonsuz bir varlık. Fenomenler evreninde her şey değişirken, idealar evreni değişmez varlıkların evreni oluyor. Şimdi e, Platon'un meşhur Mağara Alegrosi'ne e, bakalım. Bir mağara benzetmesiyle idealar evreni ve nesneler evrenini ifade etmiş aslında. Ona göre onun tasarladığı bir mağarada insanlar doğduklarından itibaren mağaranın içinde bir zincirle bağlı oturmaktadırlar. Sırtları mağaranın kapısına dönük yüzleri mağara duvarına bakmakta ve önlerinde bir ateş yanmaktadır ve yanan ateşin gölgeleri duvara e, yansıdığında e, mağaranın dışındaki nesnelerin gölgeleri duvarda görülmektedir. Bu insanlar doğduğundan beri mağarada olduğu için duvardaki gölgeleri gerçek zannetmektedirler. Fakat bir gün içlerinden bir tanesi zincirlerinden bir şekilde kurtulur ve dışarı çıkar. Gördükleri karşısında hayrete düşer. E, renkler, e, nesneler canlı varlıklar bunlara inanamaz ve bir an evvel dönüp e, insanlara içerideki insanlara bunu anlatmak ister. Ve e, dönüp geldiği zaman arkadaşlarına gördüklerini anlatır ama kimse ona inanmaz. Ve herkes onu e, yargılar, e, yalan söylediğini e, ve hayal gördüğünü söyler ve kimse bir türlü inanmaz. İşte bu benzetmede Platon neyi anlatmaktadır? Kalıp yargıların, e, dogmaların, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz düşüncelerin e, insanı ne kadar e, gözlerini açmasına engel olduğunu ifade etmiştir bu benzetmesiyle. Ve Aristoteles, Aristoteles de yine sistematik felsefenin kurulmasında önemli isimlerden birisi. Onun bu çağda öne çıkan yönü ahlak felsefesidir. Niko Makos'a yazdığı Etik adlı eserde o kendi oğluna ahlaki bir takım öğütler vermiştir. Ona göre insanların bu yaşam içerisindeki hedefleri mutluluktur. Yani bütün eylemlerin temelinde mutluluk yer almaktadır. E, peki insan nasıl mutlu olur? Erdemli davrandığı zaman mutlu olur. Yani insan erdeme uygun davrandığında mutlu olacaktır. Peki Erdemliliğin ölçüsü nedir? Aşırılıklar arasındaki altın ortadır. Doğru noktadır. Yani ne gözü kapalı bir şekilde cesaret ne de korkaklık erdemli değildir. İkisinin arasındaki doğru cesaret e, erdemli olmaktır. Yani aslında burada Aristoteles ahlaki eylemlerde bir ölçülülüğü savunmaktadır ve verdiği metinde de bunların altın ortanın, ölçülülüğün de gerekli olduğuna, hayatta mutlu olmak gerektiğine, akılcı davranmak gerektiğine de değinmiştir. Doğru yanlış etkinliğimize bakalım şimdi. Burada verilen cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu bir işaretleyelim. Felsefe insanın kendi toplum ve evrenle ilgili kesin sonuçlara ulaşma faaliyetidir. Bu yanlış bir yargı neden? Kesin sonuçlar felsefede yoktur. Felsefe soyut ve öznel bir etkinliktir. Felsefe M.Ö. 6. yüzyılda antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Doğrudur. Felsefenin doğuşunda birden fazla medeniyetin etkisi olmuştur. Evet ilk çağ medeniyetleri vardır. Felsefi düşünce Mısır medeniyetinde sistematik bir hale gelmiştir. Yanlış. Antik Yunan'da e, sistematik olmuştur. Mısır ve Sümer medeniyetleri özellikle matematik, geometri ve astronomi gibi alanlarda önemli bilgiler vermiştir. Evet, onların katkısı budur. İran'da Taoizm inancı ortaya çıkmıştır. Yanlış. Çin uygarlığında çıkmıştır. Sokrates soru sorma ve fikir tartışmalarını felsefesinin temeline e, oturtmuştur. Soru sorma ve tartışma onun felsefesiyle e, özdeştir. Platon gerçek olan evrenin duyu verileriyle alg algıladığımız nesneler alemi olduğunu söyler yanlış idealar alemidir. Platon'a göre evren idealar evreni ve gölgeler evreni olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Evet bu da doğru. Aristoteles'e göre erdemlik orta yolu bulmakla yani ölçülü olmakla mümkündür. Bu da doğrudur. Evet 2022 TYT sorusuna bakalım. Oldukça yakın zamanda çıkmış bir soru. Sokrates arkasına yazılı eser bırakmamış olmasına karşın hiç şüphesiz yaşadığı dönemin hatta felsefe tarihinin en göze çarpan düşünürlerinden biri olmuştur. Aktarılan bilgilere göre o kendinden önceki filozofların doğa ve evreni merkeze alan görüşlerinden farklı olarak insan ve ahlak konuları üzerine yoğunlaştı. Hakikati ve var olanların doğasını anlamanın yolunun insanın kendisini bilmesi olduğuna inanıyordu. Amacı insan öznesinden yola çıkarak herkes için geçerli mutlak bilgiye ulaşmaktı. Ona göre her türlü bilgi sorgulanmalı, akıl süzgecinden geçirilmeliydi. Bu sorgulayıcı yaklaşımın en büyük örneğini kendi yaşantısında gösterdi. Bu parçadan Sokrates'le ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Evet burada Sokrates ile ilgili hangi noktalara değinilmiş? İnsan ve ahlak felsefesi yaptığı, e, sorgulayıcı ve akılcı bir felsefe yürüttüğü ve doğru bilgiye ulaşma amacında olduğu. Bunlara göre bakarsak insan bilgisini ve değerlerinin göreceli olduğunu düşünmüştür diyemeyiz. Çünkü onun amacı ne? Mutlak bilgiye ulaşmaktı. Bu yüzden doğru yanıt B olmalı. İkinci sorumuz 2021 TYT sorusu. Platon Menon diyaloğunda Sokrates'in okuma yazma bilmeyen bir köleye bir geometri problemini nasıl çözdürdüğünü anlatır. Sokrates bilerek geometri sorusunu seçmiştir çünkü bu tür bir problem duyu bilgisiyle çözülemez. Sokrates için bu durumun açıklaması şöyledir. Köle daha önce bilmediği veya bilmediğini sandığı bir şeyi bilmektedir. Buna göre ruh bedene hapsolmadan önce idealar evrenindeyken idealarla tanışıklık içindedir. Ancak bedene hapsolduğunda idealların bilgisini unutmuştur. Köle çevresindeki şeyleri görerek bir zamanlar sahip olduğu, şimdi ise gizil olarak bulunan yetkin bilgiyi yeniden kazanmış ve problemi çözmüştür. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Şimdi ne diyor Sokrates? Aslında beden, bedenle e, bedene kavuşmadan önce ruhumuzda bu bilgi vardı zaten ama unutmuştuk. Sonradan bu bilgiyi hatırladı ve problemi çözdü diyor. Yani bilmenin bir hatırlama işi olduğunu söylüyor. Bu yüzden de cevabımız ne olmalı? Bilmek sadece bir anımsama sürecidir olmalı.